Hepinize merhaba gençler. Ben Aspar. Bugün gençler yepyeni YouTube'da karşınızdayım gençler. Bugün Victor Network'teyiz arkadaşlar. Victor Network hub bir sunucu arkadaşlar. Hem Ultra Hop Sky Blue var hem de Survival var. Şimdi ben size arkadaşlar bugün Survival'ını tanıtacağım. Şimdi hemen şöyle bir bilmem kaç tane çıkıyoruz, tamam mı? Burası sunucunun spawn'ı arkadaşlar. Sunucu 1.16.5.1 Survival. Şimdi geldim abi, burada görmüş olduğunuz gibi spawn alanında başladım. Bana klasik itemlarımı aldım. YouTuber kiti bu arkadaşlar. Normal kitle başlayacaksınız siz. Burada mevsim sistemi var. Sağda sunucunun TPS'ini görebilirsiniz. Sunucu, bağlantı yani pingim, online sayısı, claim sahibi ve para, yetkim ve adım bulunuyor sağ tarafta arkadaşlar. Şimdi burada bölgeler bulunuyor. Bölgeler takas, takas kasalar, spawn, tamir, arena ve orman. Geliyorum bilgi diyorum. Bilgide VIP bilgi, nasıl oynanır, mevsimler, kurallar, rütbe, yetenekler, komutlar ve çiftçi var. Şimdi çiftçi menüsü açılmadı. VIP bilgiden başlayalım. Çünkü her sunucuda en önemli olan şeylerden biri fiyatlandırma sistemidir. Şimdi geldim VIP bilgiye. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet VIP'miz bulunmakta. 2, 4, 6 olmak üzere. İlk VIP'miz 15 lira. Ondan sonraki 30, 45, 60, 75 ve 100 olmak üzere. Belirli fiyatlarda ve belirli rakamlarda artışlar sağlanıyor. Ve ona göre gördüğüm gibi hani böyle yazılarda da çoğalma oluyor. Yani şu demek, yazılarda çoğalma dedim, hani metinlerde görmüş olduğunuz gibi ekstra itemlar, ekstra bir şeyler ekleniyor. İşte 2 depo mesela, burada 3 depo hakkı, burada 4 depo hakkı bilmem ne. Bayağı da ekstralı bir VIP'ler var yani. Bu şu demek oluyor, fiyatlandırma anlamında yani 100 lira maksimum bir VIP için uygun bir fiyat. Çünkü 250 lira, 300 liraya VIP satan var son VIP'sini. Hem uygun bana kalırsa 100 lira en son VIP için ayarlanabilir ve güzel bir VIP fiyatlandırması olmuş. Şimdi nasıl oynanır, claim nasıl atılır ve vote sistemi var. Vote sisteminde slash vote yazarak arkadaşlar vote veriyorsunuz ve vote verdiğiniz size bir adet vote kasası anahtarı veriyor. Oradan da vote kasası açıyorsunuz. Claim slash claim yazarak claim menüsünü açıyorsunuz. Claim menüsünden de gereken ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mevsimler var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere. Her mevsimin kendine özel şeyleri var. Görmüş olduğunuz gibi yağmur işte ne diyor? Yürürken yavaşlık 2 alırsınız falan filan diyor. Ona göre ayarlamaları bulunmakta. Kurallar, sunucunun kendi içerisindeki kurallar. Bunu biraz tutuyorum ekrandaki, biraz okuyabilirsiniz. Hızlıca bir okuyun. Kaldıracağım şimdi. Tamam, okumuşsunuzdur artık. Komutlar var. Burası zaten komutlar kısmı. Yetenekler. Sunucu içerisinde yetenek sistemi var. Yetenek sistemi, misal veriyorum. Ben şu an dayanıklılık 3'üm. Ben hem zıplayıp hem de veyahut yürüdüğümde veyahut bir yerden düştüğümde, her bir moba vurduğumda bunlar bana yetenek seviyeleri olarak dönüyor. Rütbe. Sunucuda köylü, tüccar, tecrübeli, ormancı, uzman, usta, soylu ve reis olmak üzere toplamda 2, 4, 6, 8 rütbe bulunmakta arkadaşlar. Ve bu 8 rütbe bayağı da iyi rütbeler. Hani atlamak için işte ne geliyor? Gereksinimleri sağlamak için köylü rütbesinde olmalısın diyor, misal veriyorum. Tıkladım. En yüksek rütbedesin diyor. Ben şu an YouTube rütbesinde olduğum için bu rütbeler atlayamıyorum. Çiftçi sistemi var. O da muhtemelen claim'de kullanılan bir sistemdir. Ona da bakacağız. Buraya geldim. Takasa gidiyorum hemen. 3 saniye bekletiyor bizi. Bu 3 saniye boyunca da arkadaşlar hemen gidelim. Geldik. Siz de arkadaşlar, sizden bir ricam, video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da sunucu hakkında bir bilginiz varsa paylaşırsanız bizimle çok mutlu olurum. Onun dışında hani sunucunun iyi kötü yanlarını da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi takasa geldik. Takasta arkadaşlar burada neci var? Coin'ci varmış arkadaşlar. Coin parçalarını coin'e çeviriyorsunuz. Coin'leri de anahtara. Burada ne var? Meteor coin var. Burada meteor coin'leri kat anahtarlarına ve gidiş biletine çevirebiliyorsunuz. Burada farm var. Farm arkadaşlar, farm itemlarınızla coin parçası alabiliyorsunuz. Misal veriyorum işte buğdaya, karpuza, patatese falan. Burada da mob itemlarını alabiliyorsunuz arkadaşlar, coinleri. Takas kısaca bu kadardı. Bu arada mikrofonumda sıkıntı olabilir. Yutkunma sesi falan gelebilir. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Dediğim gibi hala kulaklık mikrofonunu kullanıyorum. Yakında mikrofonumu değiştireceğim. Şimdi bu arada siteleri www.victornetwork.com arkadaşlar. Buraya geldim. Demir kasa, altın kasa, victory kasa diyor. Level kasası, spawner kasası, vote kasası ve günlük kasa olmak üzere bir ton kasa var. Slash günlük yazıyorum. Günlük yaz. Günlük yazınca olmuyor muydu? Günlük mu? Al al. Nasıl olduğunu bilmiyorum.
günlük kası bir yönle alınıyordur. Nasıl alınıyormuş? Kasaya şöyle bir bakalım biz. Görmüş olduğunuz gibi. Günlük kası muhtemelen voteyle de alınıyor olabilir. Muhtemelen voteyle alınıyordur günlük kasası. Burada kasalar bulunmakta. Bende anahtar olmadığı için şu an açamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani geleneksel ayarlanmış kasa sistemi zaten. Tekrar warp diyorum ve arkadaşlar spawn'ı gördük. Ormana gidelim. Hemen hızlıca ormana gidelim. Sunucunun claim sistemi bayağı kaliteli ve güzel bir claim sistemleri var bu arada. Tabelaya sağ tıkladığımızda bizi otomatikman orman world'una atıyor. Geliyorum orman world'ünde. Koşuyorum. Misal veriyorum. Bu alanı seçtim arkadaşlar. Slash claim yazıyorum. Her claim başı para veriyorsunuz. Veriyorsunuz nasıl bir şey? Veriyorsunuz. Burada claim alanını görüntüle diyor. Bu bir adet bu chunk claim bu arada. Size alacağınız chunk'ı gösteriyor arkadaşlar. Tekrar claim yazdığında claim al dediğinizde sizden 250 birim para alarak claim'i atıyor. Claim listem dediğinizde de claim listenizi görüyorsunuz. Nerede claim'iniz varsa onu görüyorsunuz. Slash warp arena diyelim. Arenaları da baya güzel bir arenaları var bu arada. Siz de birlikte göreceksiniz şimdi. Arenalarına hoş geldiniz. Şöyle çıkıp abi atlıyorsunuz. Minnak ama güzel bir arenaları var görmüş olduğunuz gibi. Hani şu köşelere mesela adam sıkıştırılıp kolay bir şekilde kesilebilir şu köşelere, şu köşeye mesela. Şuraya. Hani bir ton yere adamlar çekilerek arkadaşlar güzel bir şekilde içlerinden adamların geçilebilir. Onun dışında en sonunda warp tamir kaldı arkadaşlar. Hemen warp tamiri de bir bakalım. Warp tamire geldik. Eşyaları tamir etmek için tıkla diyor. Sağ tıklıyorum. Burada tamir et var. Ve burada da arkadaşlar envanteri tamir et var. Normal tamir ette 1000 coin veriyoruz. 1000 birim para veriyoruz. Tümünü tamir ette de 5000 birim para veriyoruz. Birini tamir ette şu an elimdeki item'ı yani kılıcı tamir eder. Ama 5000 birim para verirsem bütün envanterimdeki bu bütün item'lar arkadaşlar repair'lar. Onun dışında sunucuda şu anda 2x bulunmakta diye biliyorum. Yani siz muhtemelen sunucuya geldiğinizde 2x olabilir. 2x'in mantığını da kısaca size bir anlatmak istiyorum. 2x'in mantığı şudur arkadaşlar. Misal veriyorum senin kartında 10 lira var ama VIP 20 lira. 2x olduğunda sen bu 10 lirayı attığında bu 10 lira site kredisi bakiyende 20 lira olarak görünür. Yani 20 site kredisi gelir sana. Yani 2x şudur. 5 lira atıyorsan 10 lira olur. 10 lira atıyorsan 20 olur. 50 atıyorsan 100 olur. 150 atıyorsan 300 olur. Öyle öyle katlanıyor yani. Ne atarsan 2x payı gibi anlayabilirsiniz siz bunu kısaca arkadaşlar. Zaten öyle. Onun dışında göstermediğim ufak tefek bir şey var mı? Çitede hemen bir selamünaleyküm yazayım. Sizlerle birlikte ufaktan da bir ormanı gezelim arkadaşlar. Var orman demek istiyorum. Mesela hani ormanda şu an mesela sunucuda şu anda 13 online var. Gün içerisinde bu online sayısı 30'a kadar çıkıyor. Şimdi geliyorum buraya. 30'a kadar çıkıyor dedim. Benim maksimum 30 görmem. Hani daha da yükseklere çıkıyor olabilir. Ben daha IP'sini 2 gün önce falan IP listeme ekledim. Sunucu IP listeme maksimum da 30 gördüm. Şimdi geliyorum buraya. Gidiyorum. Mesela diyorum buraları kırabiliyor muyuz? Buraları kırabiliyoruz abi. Bakalım. Hop. Şuradan bir madene girelim misal veriyorum. Misal vermeyeyim. Madene girdik zaten. Ağız alışkanlığı misal veriyorum diyorum habire. Buralardan bir demir memir bakalım. Hadi bakalım çıkma oranları nasılmış. Ben şifle kırdığım için mi biraz önce orayı topluluğu aldı yoksa... Bakalım o sistem mi var yoksa burada onu anlayamadım. Uh-oh. Öldüm. Bu sayede de slash back sistemi var mı yok mu onu anlamış olacağız. Evet slash back sistemi de varmış. Hop hemen back yazdım ve buraya geldim arkadaşlar. Bu yol iki maçıysa çıkı diyorum ona. Şimdi hemen rajlayalım buradan. Koş. Tamam. Geldim. Shift'leyerek kırıyorum. Evet arkadaşlar shift'leyerek kırdığınızda yani shift'e basarak kırdığınızda görmüş olduğunuz gibi 4 blokluk etrafı kırıyor. Ve 4 blok etrafı taş olarak mı kırıyor? Yok. Madeni item olarak kırıyor. Yani etrafındaki 4 blok etrafındaki madeni blokları kırıyor. Ben bu sistemi çok seviyorum. Çok işe yarar ve kullanılır bir sistem. Onun dışında bakalım başka bir şey var mı? Slash VIP demek istiyorum tekrar. VIP bilgi. Çünkü spawner satılıyor mu ona bakmadım. VIP bilgi. Çıkış var. Mesela VIP ürünlerine ne veriyormuş? Spawner veriyor mu yoksa spawner ekstra mı alıyoruz? Onu merak ettim şu anda. Ne diyor? Tak perma alıyoruz yani. VIP oluyoruz. İsmimizin başında benim şu an YouTuber yazıyor. VIP yazıyor. Sunucu doluyken girebilmem. Sohbette süreye yakalanmama. Cehenneme giriş izni yani Nether'a giriş izni veriyormuş. Claim'e 4 arkadaş ekleyebilme veriyor. 3 yan claim hakkı izin veriyor.
Spawner kırma koyabilme izni ekleniyor. Sohbet rengi değişiyor. Kullanabileceğiniz renkler deniyor. Sarı, turuncu, beyaz. VIP kit alabiliyorsunuz. Bir adet depo hakkı geliyor. Bölgeye beklemeden gitme var. Misal veriyorum, bu bende yok. Yani siz VIP aldığınızda benim de bir üst kadememe geçmiş oluyorsunuz. Mesela ben 3 saniye bekliyorum. İşte özel büyü yetkisine sahip oluyorsunuz. Bir aleti 2 büyü basabilme izninizle sahip oluyorsunuz. Spawnların kırdığınızda düşme oranı %45'e çıkıyor. Yani bir ton özelliği var arkadaşlar. Şimdi hemen bir spawn'a dönmek istiyorum. Şu torch'u da kırayım, buraları kıralım. Bu arada ben burada oynayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, size kısaca bu sunucuyu tanıttım. Yani elimden geldiğince de hızlı tanıttım. Ki siz hızlı bir şekilde video izleyip hemen sunucuya gelebilirsiniz. Sunucu, hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.